Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 19'dayız ve yeni bir haritaya başlamıştık. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buğday tarlası vardı bir tane hazır ekili. Bize gelen haritaya başladığım zaman onu toplamaya başlamıştık. Onu topladım. Bugün onun samanını halledeceğiz. Yani saman balyası yapacağız. Hatta yanlış makine almıştım, o makineyi değiştirdim. Bu arada bu şekilde bir traktör de aldım. Gübre makinesi aldım. Bir tane de mısır ekme makinesi aldım. Direkt hayvancılık için hazırlık yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Biz şunu gübre dolduralım. Bir tane boşta bahçemiz var. Onu gidelim bir gübreleyelim. Ondan sonra mısır ekmeyi bırakalım. Bir an işçiye verelim. İşçi mısırı ekerken biz de o sırada şuradan dolum işlerini yapacağız. Siloları koydum ben yine oraya. Tohum ve gübre. Katı gübre için. Nereden gidiyor? Buradan gidiyordu galiba. Aynen. Şöyle de bir tane mısır ekme makinesi aldım. Buraya koydum bunu da. Burası da bize ait. Buraya bu şekilde siloları yerleştirdim. Gübre için vesaire için bunları kullanacağız. Şöyle başlayalım gübreyi doldurmaya. Suni gübre. Bunu doldururken biz de gidelim şu ekim makinesini de getirelim bu arada. Ekim makinesini de buradan doldurmaya bırakalım. Allah. Ne oluyor la bu? Biraz büyük makine aldım. Ekim makinesi büyük çünkü. Rahat çekebilsin diye. Arkadaş kapı girişi de çok dar ya. Takılma, takılma. Yarın geçersin sen, aslansın sen dedim ki takıldı. Belliydi zaten orada lastik takılacak yani belli. Evet, Herkül modu hayat kurtarır. Çiftliğin içine kuramadım. Yani şuradaki bölüme kuramadım. İzin vermiyorlar kurmaya. Yer yok yani. O yüzden. Şimdi bunu da şöyle doldurmaya bırakalım. Orada dolarken gidelim boş tarlayı, gübreyi atalım hemen. Tam da arkadaş kilise var şurada ya. Sürekli şan çalıyor, hiç durmuyor. Aa, çiftlik çok güzel ya. Baksanıza şu yollara mollara. Her şey hazır kurulu elinizin altında ya. Valla benim çok hoşuma gitti. Bunu biz neden daha önce keşfedemedik ya. Baksana her yerde yol var böyle falan. Çiftliğin içinden. Toprak. Yeşillikli falan. Şimdi hangi tarlaydı? Dur bakalım. 2 numara bizim saman olarak topladığımız, yani buğday olarak topladığımız tarla. Samanlar var orada. Onları balya yapacağız. Hatta makinalarımız burada. Bu arada bir modumuz daha var. Onu da şimdi gittiğim zaman göstereceğim. Yeni bir biçer duvar modu. Hızlı ya da depo olarak geniş değil. Sadece oyunda olmayan bir marka arkadaşlar. Klas markasının biçer duvarını yükledim. Video açıklamasında onun da linkini bırakacağım. Valla sanırım 1'e ekeceğiz ya. Gidelim şöyle de bakalım oraya boş muydu. Bir olması lazım. Birinden birinde de çim var bizim tarlalarda. O çim de işimize yarayacak. Onu da kullanacağız sonuçta. Onu da çim balyası yapmamız gerekiyor. Kurutup. Sen abi yollar mollar çok güzel ya. Bakalım. Şurası boşluk tarla olarak gözükmüyor. Ama bize ait. Galiba. Dur bakayım. Ya şurada çim var. Şurası bizim. Buradakileri halledeceğiz.
Bakın bir char döverimiz de bu. Yeni bir char döverimiz. Klas. Kesicisi bayağı büyük. Zaten büyük bir şey istiyordum. İyi oldu. Her ikisini de kullanacağız bundan sonra. Evet, şurası boş. Şurayı ekeceğiz. Bu saman balyası için. Yani biz nereden gireceğiz? Bir de o var. Şurada galiba kapısı. Daha kapı yokmuş. Devam. Tamam, şimdi şunu hemen bir, makinamız büyük zaten. Hızlı bir şekilde gübreleriz. Aynen, bir iki seferde herhalde bitiririz. Hayvancılığa hemen başlamak istiyorum. Hayvancılığa başlamadan önce de işte silajdır, saman balyası, çim balyası falan, onları da yapalım ki direkt hayvanlardan verim alabilelim, hemen besleyelim onları, yani yemlerini verelim. O yüzden mısır falan ekmemiz gerekiyor. Muhtemelen bir dahaki bölümde de silajı yapacağız. Şimdi mısırı bugün ekmeye bırakırız işçi ekerken. Gerçi burası da bayağı yamuk bir tarla ama nasıl ekecek bilmiyorum. Tarla bayağı şey mi ya? Engebeli mi? Bayağı sallanıyor traktör, baksana. Şimdi fazla olsun ki tek tarlada falan güzel bir silaj yapabilelim. Ne kadar çok silaj, o kadar çok yem. Şimdi bu suni gübreye atıyorum, ekmeği bırakacağım. Ondan sonra spreyleme yapacağım. Yeşillik yeşerdiği zaman, yani tarla. Yani %100 verim olacak. Bu sefer ne olacak? Daha fazla elimize silaj geçmiş olacak. Yani burada işçi, oh, çok zor çalışır vallahi burada işçi. Allah'tan tarla sürülmüş galiba. Bakayım. Bu arada çim ekilmiş burada mı? Çim yazıyor mu? Vallahi inşallah sürme istemez çünkü mibzer değil. Mısır ekmede, yani mibzerlerde mısır ekme makinesi yok. Normal ekicilerden alıyoruz. Ekicilerden aldığımız zaman da şey olmuyor. Gübreleyen ve eken yok. Bir de aynı anda süren yok. Gübre işini biz halledelim, sonra işçiye verelim artık. İşçi ne kadar yaparsa gerisini biz hallederiz, yine önemli değil o kadar. Vallahi iyi ki büyük, böyle büyük makine almış. Tarla da bayağı geniş bir şey yani.
Şurayı da yapalım da tekrardan geri dönmeyelim buraya. Arkadaş bir toplayacaksın mı kendini ya? Böyle uçaklar falan geçiyor. Ufak tefek yerler kaldı. Önemli değil o kadar. Küçük yerler. Önemsiz. Tamamdır. Şimdi bunu götürelim. Yerine bırakalım. Garaja park edelim. Ondan sonra ekme makinesini getirelim. Ekmeye başlayalım. Yok aşağı yardırıyor Allah. Ana dur, buradan gidilir miydi ya? Yanlış yere girdik. Öğreneceğiz. Daha harita yeni. Harita yeni, daha öğreneceğiz. Bunu da şöyle park edelim. Evet, sır dolmuş. Bu niye ileri gitti? Ha, şeye takılıyor. Depoları takılıyor. Şu ekme makinesini hiç sevmiyorum ama en büyüğü de bu. Daha büyüğü yok. Mod olarak belki vardır ama oyunun orijinalinde en büyüğü bu mısır ekme makinesi. Şurası ne acaba? Sıvı gübre için falan mı acaba burası ya? Bir bakalım. İleride göreceğiz hayvancılıkta gübre nereye gidiyor? Sıvı gübre nereye gidiyor? Burası neymiş? Benzin şeyi gibi gözüküyor ama doldurmuyor. Sadece görsel sanırım. Benzin şuradan doluyor. Bunu da göstereyim hatta. Benzin buradan doluyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Burada benzin doluyor. Ne alaka ben de bilmiyorum. Burada normalde işte gübredir. Tohumdur vesaire var. Ama buradan mazot dolduruyoruz araca. Lüzumsuz ise söndürürüz. Devam.
gayret. Vallahi bu bile zor çekiyor yokuşta. İnşallah eker. Ekmezse artık sürmek falan gerekecek. Onun için tırmığım falan bilmiyorum var mı yok mu. Olmadı, ben onu video dışında artık hallederim. Bakalım. İndir abi. Çalıştır. Ekiyor mu? Vallahi ekiyor, sürüyor. Bugün işçiye versek. Valla etrafı da kapalı bunun, ha işçi bunda çok zor çalışır. İleriye gider, takılır, durur. Şu kenardaki çitlere çünkü takılıyorlar. İçinden geçmiyorlar bazen. Bak şu an mesela yonk gidiyor. Kendini düzeltmeyi bilmiyor işçi çünkü. Ya farklı bir işçi modu var ama videolarını izledim. Ya tarlayı tek tek sanırım bütün tarlaları tanıtıyor musun? Ne yapıyorsun? Garip bir sistemi var. Otomatik veriyorsun, gidiyor, ondan sonra kendi dönüyor, menüyor, bir şeyler yapıyor. Garip bir sistem var. Kolay bir sistem değil anladığım kadarıyla. Kardeş dur. Ben çalışacağım. İndir. Şuraya falan işçi nereye girecek de böyle dönecek, manevra yapacak, ekecek. Bakalım bu arada. 70, 150, süper. İşçi bunu yapsın da göreyim. Arkadaş saman balyasını yapacağız dedik. Buna takıldık kaldık. Şimdi işçiye versek olmayacak biliyorum yani.
şuraya kadar gidelim. İleride işçiye verelim artık. Takılırsa takılır, durursa durur. Yapacak bir şey yok. Şu balye işine de başlayalım. Biraz da balye yapalım. Ondan sonra bitiririz zaten. Orada balye makinesinin tam arkasına toplama makinesini ayarladım. Böyle denk getirdim. Balye çıktıkça o da arkadan alacak, atacak makineye. Şimdi kardeş, ben buraya kadar yaptım. Artık gerisi senin maharetin olacak. Böyle döndüreyim düz bir şekilde. Emaneti verelim işçiye. Gel bakalım. Hiç dönmüyor da ya. O kadar öyle büyük ki şey, ekme makinesi. Tam daha büyüğü de var ama bunun kontrolü çok sıkıntılı ya. Hadi şuradan vereyim artık. Devam et. İnşallah doğru gidersin. Zor. Tarla yamuk olduğu için adam akıllı çalışamaz da. Artık olduğu kadar diyelim de diyelim. Şimdi buradaki buğdayı topladık. Saman yığını yerde duruyor. Hemen şöyle yapalım. Sen çalış abi. Sen de çalış. Sen hatta bunun arkasına bağlayalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi şuradan itibaren başlayalım toplamaya. Ayarlarken 233 içine bir toplamışız. İçinde biraz gözüküyor. Dur bakalım, aşağı başla çalışmaya. Dur, şeyi açmadık ya. Makineyi açmadık. Dur. Şöyle. Yoksa toplamaz. Atsın şunu. Bir görelim düzgün alabilecek mi? Hop, vallahi aldı. Tamam. Onu alabilecek mi? Tam da dönüşte denk geldi var ya. Aha vallahi aldı. Oğlum sen nasıl bir kralsın ya? Vallahi aldı. Ya niye yamuk atıyor? Alır mı? Alamadı. Yamuk attığı için alamadı işte. Düz at bari, düz at.
Onun kapasitesi kaçtı ya. Ha, burada da geçen haftadan kalma bir tane rulo balya var. Şimdi bu buna takılır bir de. Alalım bunu şöyle kenara. Daha güçlü traktör daha hızlı geliyor. Yavaşlıyor. Şuradan itibaren alalım. Şunu da alalım. Bağlantıyı koparmasın ya. Bir süre sonra çünkü kaybediyor bizi. Takıl arkama. Bu balyaları nereye boşaltacağız acaba? Gerçi bir sürü garaj var. Garajın birisine olmadı. Kullanırız da. Bir sürü garaj koymuşlar. Bu garajları kullanabiliriz. Alıştı. İşte. Yine fırlat attı ya. Alabilecek mi bakalım? Alamadı. Gitsene evlat. Tam binemiyorum. Allah Allah. Vallahi bilmiyor. Oğlum manyak mısın? Niye bilmiyor? Arkamıza gelsin, güzel bir de fotoğraf yakalayalım şöyle. Nereden alalım? Böyle güzel gibi. Şöyle. Biraz da havadan alalım bir fotoğrafta. Of, çok yakın oldu. Tabi böyle zoom yaptığımız zaman yerdeki otlar falan uzaktakiler bir garip gözüküyor. Hani böyle alalım. Aynen. Tamamdır. Artık istediğimizi kullanabiliriz.
Aa, çok var. Sağlam saman balyası çıkacak ha. Yani daha bakayım. Yani bir 4 ya da 5 kamyon çıkar buradan. Bu oradan dönerken zorluk çekecek. Doldu mu? Doldu galiba. Evet, dolmuş abi. Hemen götürelim. Hem boşaltacağımız yere bakalım hep beraber. Ondan sonra yavaştan bitiririz. Ben gerisini kendim hallederim artık arkadaşlar. Şöyle yavaştan sakin. Şurası bayağı büyük. Ya buraları kullanabiliriz. Buraya o kadar araç koymanın bir mantığı yok bence. Nerede bu ışıkları? Ha. Zaten bir sürü şey var da. Garaj var. Yani şuralarda bile garaj var ya. Şurada bile garaj var. Burada bile garaj var yani. Şurada garaj var. Ama burası küçük. Buraya gerek yok. Şurada garaj var. Kapalı bir alan olsun. Buralarda garajlar var. Oo, abi daha arkalarda da bir ton garaj var ya. Aynen orası iyi. Geniş geniş, ferah ferah. Rahat bir şekilde işlerimizi hallederiz orada. Bence en iyisi orası. Tabi bunları bir de kapı olduğu için burada yığıp düz gitmek var. Gelişi güzel atmak da istemiyorum. Öyle yıkılsın da istemiyorum da. En kötü öyle yapacağız yani. Şimdi kalyaları boşalt. Bakmıyorum ki artık. Heh, çatıya denk geliyor. Yapma, 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 yapma. Şöyle. Düzleyelim abi biz bunu. Yalnız şu
Çok sıkıntı ya. Şunu nasıl çıkartacağız buradan? Takılacak buraya. Bakayım başka bir yer yok mu ya? Burası da var ama burası da aynı büyüklüktedir yani. Aynen. Bakalım şöyle. Burası saman falan satılıyor sanırım burada ya. Satma yeri burası. Kim? Ya yine en iyisi orası. Biraz dikkatli olacağız. Olmadı şey yaparız ya. Yıkılsın yani. Ne yapalım artık? Kafayı yedi. Hop gitti. Ya şu havaya kalktığı zaman kafayı yiyor bunlar. Tamam yıkılsın abi, önemli değil. Bu sefer de dağınık olsun ya balyalarımız. Önemli mi? Bizden değerli mi kardeş? Bak şu havaya kalktığı için tepeye takılıyor. Daha önce de ben problem çok yaşadım. Böyle olsun ya ama. Her çiftlikte sanki düzenli mi duruyor gerçekten? Şöyle. Şöyle abi sen de. Ha. Nereye gitti lan o? Bir yere gitti o ama nereye gitti acaba? Arkadan bir yerden çıkabilir yani. Görsün abi böyle. Dur, merak ettim. Nereye gitti acaba o? Oha, yuh. Nereye gitmiş şuna bak. Buradan sokabiliyoruz mu içeri? Vallahi soktu. Biz giremiyoruz tabii ama. Oh süper. Vallahi daha iyi oldu. Evet arkadaşlar, benim işim uzun. Daha onları toplayıp buraya getirmesi vesaire derken baya 200 saatlik bir işim var benim hala. Bugünlük bu kadar. Ha dur, bu arada sizlere şunu da göstereyim. Acaba ne oldu? Ben de merak ettim. Bayağı ekmiş ya. Şurası kalmış. Dur bakayım. Şurası kalmış sadece. Demek ki sağını solunu köşesini bir tur dönmemiz gerekiyor. Vallahi her yere ekmiş, helal olsun. O kadar laf söyledik ama utandı herhalde. Bakalım şuraları da. Vallahi helal olsun. Alayını ekmiş geçmiş. Sadece şurası kalmış. Orada bitirmiş. Tamam, ben bunu halledeyim. Gideyim balyaları halledeyim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde muhtemelen silaj yapacağız hayvanlarımız için. Ondan sonra çim falan işine başlayacağız. Zaten çimimiz şurada ekili. Bunu falan toplarız. Gerçi burası bize ait değil ama bilmiyorum toplama izin verir mi? Bir bahçe var. Orada da çim ekili. Orası bize ait. Orayı toplarız, buraya izin vermezse artık yapacak bir şey yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butona basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.